Ece Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Bugünkü videomda sizlere soru cevap videosu hazırlayacağız. Yani nasıl olacak? Dostlar, bu videonun altına sizler merak ettiğiniz soruları soracaksınız. Ben de bir sonraki videoda, yani bugün olur, yarın olur, bir hafta sonra olur, bu soruları tekrar videoda cevaplayacağım arkadaşlar. Tabii ki mantıklı soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Ama size de ricam, benim iki tane kuşum var. Dişi şunu yaptı, erkek bunu yaptı, yumurtlamıyor, ne yapmam lazım gibisinden sorular kabul etmiyorum. Çünkü arkadaşlar, bunu ben de bilemem. Yani ben kuşlara uzaktan böyle bakınca bir şey anlayamıyorum. Yani kimse anlamaz. Anlıyorum diyen de yalan söyler. Kuşlarınızın ürememesiyle alakalı analizi sadece kendiniz yaparsınız ve araştırmalar yaparak o analizi kendiniz belirlersiniz. Yani dersiniz ki bu böyleyse demek ki böyleymiş, bu yüzden olmuyormuş gibisinden bu şekilde kendiniz bir sonuca varırsınız arkadaşlar. Şimdi sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi, en azından yorumlarda bir emeğine sağlık demeyi de unutmayın arkadaşlar. Arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Şimdi dostlar, siz bu videoyu izliyorsunuz ya, yani yorumlara yazacaksınız sorularınızı. Ben de o sırada kuşlarımın genel durumunu göstereceğim. Şöyle güzel güzel, hem belki merak edenler vardır renk olarak mutasyonlarda, onlara değineceğim. Bakın arkadaşlar, bu kremino dediğimiz kırmızı gözlü. Bakın bir de siyah gözlüsü vardır bunların. Siyah gözlü olan kremino olmaz arkadaşlar. Siyah gözlü olan Spangle krem olur arkadaşlar, tamam mı? Solunda ino eki varsa o kuşun kırmızı gözlü olması gerekiyor. Bunu sizlere söylemiş olalım. Yani albino, lütino, kremino, bunlar arkadaşlar kırmızı gözlü olurlarsa ino ekini alırlar. Eğer kırmızı gözlü değil de siyah gözlülerse Spangle DF oluyorlar. Yani duble faktör arkadaşlar. Türkçe olarak çift faktör arkadaşlar. Çift faktör nedir? Hem düz hat taşıyorlar kanatlı, hem de tek kan hattı taşıyorlar. Yani yine sonuca bağlarsak çok uzadı arkadaşlar. Hem bu renkten taşıyabilirler, hem de düz renk taşıma ihtimalleri vardır. Bilginiz olsun. Her kuşun mutlaka, bakın, her kuşun, önümüze gelebilen her kuşun ino olma ihtimali var. Yani belki binde bir de olsa ino atma ihtimali var. Çünkü ino bir hastalıktır. Farz-ı misal, insanoğlunda nasıl bir Down sendromu var, kuşlarda da ino bir sendromdur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu güzelce videomuzun içinde belirtmiş olalım. Burada klasik yeşil, yanında Spangle gri, opal. Bakın arkadaşlar, opal Spangle oluyor bu. Düz Spangle'larda şöyle pullar daha çok belli olur kanat arkasındaki. Mesela opal Spangle ile düz Spangle arasındaki farkı şöyle bir yerden gösterelim. Kim var burada? Bak, Spangle kuşum yok benim ha. Şaka gibi. Nerede benim Spangle kuşlarım? Neyse, şuradan gösterelim. Bakın arkadaşlar, şurada gördüğünüz kuş, mavi kuş, arkadaki opal Spangle arkadaşlar. Yani siyah pulları belli değil. Ama şu arkada gördüğünüz sinekteki, bakın, hemen şöyle tekrar göstereceğim size. Bakın şu kuşun kanatlarındaki pulları belli. Bu da arkadaşlar, bir bek dur ya, lütfen, rica ediyorum. Bu arkadaşlar pulları belirgin olduğu için düz Spangle arkadaşlar. Tamam, bunu da belirtmiş olalım. Hemen düzeltelim tekrar kameramızı. Bunun haricinde arkadaşlar, şurada klasik mavi bir erkeğimiz var. Klasik mavi. Şöyle yakından yine bakalım. Burada albino bir erkeğimiz var. Dostlar, şunu da belirteceğim. Albino erkek, yani İno kanatında erkeği yakalamak biraz zor oluyor. Bakın bu albino erkeğimiz. Bizim Teksaslarımızın babası. Yani şuradaki Teksas erkek kuşlarımızın babası bunlar. Şimdi arkadaşlar, şunu da söyleyelim. Mesela bu kuşların babası
Bu değil, arkasındaki. Bir çekilir misin oradan? Şöyle şuradan gösterelim. Bu kuşumuzun babası İno, annesi Texas. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar, bu kuşlar aynı zamanda İno taşıyıcı oluyor arkadaşlar. İno ile alakalı şunu da belirtmek isterim değerli dostlarım. Muhabbet kuşlarında İno taşıyıcılık nasıl olur? Misal, siz kırmızı gözlü bir erkeği normal sıradan bir dişiyle eşlediniz. Onun altından her kırmızı gözlü, yani albino veya lütino veya kremino yavru da gelebilir. Her klasik renkte yavru da gelebilir. Bu bir. Bunların altından gelen klasik renkteki erkek yavrular taşıyıcı olur. Yani bunun altından klasik renkte bir dişiyle eşlediğinizde altından gelen, yani az önce gösterdiğimiz Texas yavrular mesela, bunları eğer ben albino lütino kremino ile eşlersem yine altından albino lütino kremino gelme ihtimali var arkadaşlar. Eğer sıradan bir kuşla eşlersen yine var, ama oran orantı olarak daha düşük seviyede olur. Bilginiz olsun. Bu da sizlere güzel bir bilgi olsun dostlarım. Bunun haricinde Texas'ta da durum dişiyle alakalı, şunu belirteceğim. Arkadaşlar Texas erkekle mesela, buradan sıradan bir erkek diyelim. Mesela onun örneği var aslında burada. Gelsin, gel bakalım buraya. Gelin, kusura bakmayın sizi rahatsız ettim ama. Burada iki tane yumurtamız. Evet, bunlar çıkarttık. Mesela buradaki durumu hemen anlatalım. Dostlar, bu klasik bir erkek, doğru mu? Herhangi bir taşıyıcı bir söz konusu değil. Gürtel aslan soyadına sahip. Bu da bir Texas dişi. Biz burada neyi amaçladık böyle bir eşlemede? Texas'lardaki boyutu artırmak adına taşıyıcı kuşlar elde etmek istiyorum. Eğer dişiniz Texas, erkeğiniz klasik olursa altından Texas gelebilir. Ama İno da öyle değil arkadaşlar. Hiç İno kanı olmayan bir kuşu İno ile eşlerseniz altından İno gelme ihtimali yoktur arkadaşlar. Erkeğin İno taşıyıcısı veya İno olması lazım. Mutlaka İno geline, gen havuzuna değmesi lazım. Ama Texas'ta öyle değil. Texas'ta dişi Texas olabilir. Erkeğin Texas kanatına sahip olmasına gerek yoktur. Ve Texas yavru alabilirsiniz. Aynı zamanda altından gelen tüm yavrular Texas taşıyıcı olur. Onu da belirtmiş olalım. Umarım anlamışsınızdır. Biraz karışık arkadaşlar bu renk mutasyon işleri. O yüzden zorlanabilirsiniz. Evet, burada DF, bakın arkadaşlar, ne dedik az önce? Bu albino değil. Bu Spangled DF erkeğimiz, yani siyah gözlü arkadaşlar. Bunu burada teklemeye aldım ben. İnşallah yanına güzel bir dişi alacağız. Gürsel abiden veya Murat Doktanişoğlu abimden buradan kendilerine selam olsun. Yine bakın arkadaşlar, sarı bir DF, yani Spangled sarı DF arkadaşlar. Double faktör dediğimiz bir şey. Bunu da güzelce eşledik. Eşlemelerle alakalı videomuz vardı ama yeniden, eğer ki video gelmesini istiyorsanız yorumlara eşlemeyle alakalı video istiyoruz yazabilirsiniz. Yine eliyorum arkadaşlar. Sorularınızı bu videonun altında sorun. Ben başka bir videoda yanıtlayayım. Hem böyle daha etkileşim sağlamış oluruz, hem sizler için daha anlamalı bir şekilde olur. Yani en azından etkileşim kurduğumuz için hani sesimizden, tonumuzdan anlarsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunu söylüyorum tekrar, rica ediyorum. Ben soruları Instagram hesabında, Evde Muhabbet YouTube hesabından alıyorum. Diğer hesaplardan almıyorum arkadaşlar. Diğer hesap dediğimizde biliyorsunuz Evde Muhabbet Kuşu hesabımız dostlarım. Bunun haricinde başka bir söyleyeceğim yok. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.